Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Hayat sizinle güzel Türker Bey. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Ne mutlu böyle güzel sözler duyunca. Eyvallah. Bilmiyorum, böyle siz çok enerjik, aktif, böyle pozitif bir enerji yayıyorsunuz. Oradan ben nasıl görüyorum bilmiyorum ama ben kendimi iyi hissediyorum. Evet, sizin de gayet enerjiniz iyi geliyor hocam. Sesiniz de gayet iyi geliyor. Yayından önce telefonda konuştuğumuzda da o direkt enerjiyi alabildim yani. Hakikaten de onu bir kere söyleyeyim. O yüzden inşallah şöyle güzel bir yayın yapalım hocam. İnşallah. Şuradan başlayalım. Madem yayını açtık, aslında programımızın ismi de o, dünyada neler oluyor? Neler oluyor hocam dünyada? Oradan bir başlayalım. Süreç nereye geldi? İşte pandemiydi, bilmem neydi derken. Dünyada neler oluyor? Biraz onu anlayalım. Sonra aile, gençler ve Z kuşağına gelelim. Eyvallah. Türker Bey, ben yani sizi çok değişik mecralardan da takip ediyorum. Çok da yararlanıyorum hakikaten. Teşekkür. Özellikle böyle anlamlı, değerli bir konuyu bizimle paylaşmak için bu saati, bu zamanı izleyicilerimizle ayırdığınız için hasreten size teşekkür ederek başlıyorum. Bir Biz de böyle teşekkür ederiz. Çok sağ olun. ciddi ve ağır konuların muhatabını bulmak, günümüzde bunun izleyicisini bulmak başlı başına bir hakikaten takdire şayan bir konu. Çünkü pek çok insanı bu konular ilgilendirmiyor. Örneğin kıta Avrupa'sında haber izleyenlerin oranı %8 ile 12 arasında. O kadar düşük mü ya? Evet, yani zannettiğimiz gibi böyle, o nedenle bu işler eskiden gizli oluyordu, artık gizleme gereği duymuyorlar, aleni söylüyorlar artık her şeyi. Çünkü bu konuları merak eden yok yani. Evet. Yani merak eden olmaz, ancak meraklısı takip edebiliyor. Ya da sizin gibi böyle araştıran, bu işi işte dert edinenler, insanlara ulaştırmak için bir gayretin içerisinde olduklarında şey yapıyorlar. Şimdi bence dünyada neler olduğunu kavrayabilmek için bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç var. Bir de bir dünya dediğimiz bu gezegenin bizim bakış açımızla bir anlamı var. Bir de bizim dışımızdakiler tarafından bir anlamı var. Hani İbrahim Kalın'ın bir kitabı var, Ben Öteki ve Ötesi diye bir kitap. Evet, çok güzel bir kitaptır. Ben var, öteki var. Bir de ötesi. Aslında o da bizim medeniyetimizin insanlığa kazandırdığı bir şey. Ötesi de şudur: İttifak ettiğimiz hususlarda güzellikleri yayabiliriz, yaşayabiliriz. Farklılıklarımız da ayrı kalsın canım. Fakat ama dünya maalesef bütüncül bakış açısı olmadığı için hadiseyi tam olarak insanlar zihninde oturtamıyor Türker Bey. Mesela şu an yaşadığımız dünyada eğer siz günde en az 3-5 köşe yazarından makale okumuyorsanız, haftada bir kitap okumuyorsanız, ayda bir defa da eğer dünyada neler olduğuyla ilgili bir bilimsel makale okumuyorsanız, bu dünyayı anlama, analiz etme, yorumlama şansınız yok. Yani kimin eli kimin cebinde? Dağın başından bir taş yuvarlandığında bu taş nereye gidecek? Evet. Anlayamaz. Çoğunlukla da sosyal medyanın, popüler kültürün sizi o sürüklediği sele kapılır. Hatta çok böyle kendinizi bilgili bile zannedebilir. Sosyal medya bizi o kadar çok günlük olayların içerisine sokuyormuş gibi yapıyor ama hepsi böyle şey gibi, sabun gibi hemen gelip geçiyor, hemen unutuluyor. Dediğiniz gibi kendimizi bilgili zannediyoruz. Evet, ve de Halbuki unuttuk gitti. evet, ve yani dikkat çektiğiniz nokta şu manada önemli: sistematik, kaliteli cahiller haline geliyor. Bravo hocam. Evet. Ama çok kaliteli cahiller. Yani asıl bilmemiz gerekenlerden uzaklaştırıldığımızın farkında bile değiliz. Müthiş. Hocam çok güzel tespit. Yani
Hatta bunu celladına aşık olan kişi durumuna da düşmüş durumdayız. Ve güle güle böyle hoplaya zıplaya cehenneme gidiyoruz. Yani böyle bir durum. Evet, doğru. Bunu çok ustalıkla yapıyorlar Türker Bey. Yani o kadar segmentleri yüksek ki. Evet. Yani bunu mesela gelip sana dediklerinde böyle bir şey sen razı olmazsın. Ama sosyal medyada arkadaş diye bir kavram üretmişler. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor. Kişi arkadaşının dini üzeridir. Onun yaşantısı üzeridir. Çünkü insanın kulağı 2-3 kişiye açıktır. Eşine, arkadaşına ve dostuna. Doğru, evet. Ve işte o nedenle sosyal medya onunla arkadaşım diyor. Arkadaş olduğu zaman kulağını açıyor ona. Sonra zihnini açıyor. Sonra kalbini açıyor. Tabii dolmayı yiyor. Doğru hocam. Dünyada dönen bu olayların ne manaya geldiğini, nereye doğru gittiğini kavrayabilmek için acizane mesela bir şu an pandemi var. Aslında pandemi bir sonuç. Yaşadığımız ama reel bir gerçek. Yani işte komplo teorisi, senaryosu falan filan. Onlar bir kenara ama yaşıyoruz. Ölen var, hastaneler falan filan var. Ama burada inanılmaz aslında çok değişik bir mekanizma çalışıyor. Ve bu mekanizmayı bilmeden hadiseyi yorumlamak ve analiz etmek hakikaten çok zor. Şimdi dünyada neler oluyoru anlayabilmek için dört katmanlı bir mekanizma çalışıyor. Ve insanlar bu birinci katmandaki mekanizmayı görüyor. Ve birinci katmandaki, önce özetleyeyim sonra müsaadenizle birer cümleyi fazla tabii ki hocam. Arıtmayacağım Türker Bey. Estağfurullah hocam. Az çok bu konuları bilen bir aydın insansınız. Evet. Birinci mekanizmada ekonomi var. En alt, insanların gördüğü kısım daha çok paradır, finanstır, ekonomidir, günlük yaşamdır. Sofrasına konan zeytin ve peynirin sayısıdır. İnsanlar buna dikkat kesilir daha çok. Yani. O nedenle görünür kısmı ekonomi finanstır. Daha sonra bu ekonomi ve finansı koruyan bir silahlı bekçi grubu, savunma sanayi, Pentagon var. Yani onun silah üreticileri var. Bir yerde para varsa o paranın ayrıca bekçisi olur. Evet. Sonra para var, bekçisi var. Ancak bu para dönen ekonomik çarkın ve dünyadaki bu ekonomik tezgahın ayrıca silah baronları var bunu koruyan. Bir de bu ikisini ayakta kalmasını sağlayan üçüncü bir mekanizma var. Bir bilim adamları mafyası. Gazeteci, medya, sanatçı ve akademiyadaki triosu var bunun. Bu ikisi gücünü bunların sağladığı bilimsel bir çerçeveden ve meşrulaştırma sürecinden alıyor bu ikisi gücünü. Yani bunlar dünyada zulüm yaparken, öldürürken, kriz yaparken, ekonomik sürü çarkı kurarken buradaki bilim adamlarının makalelerinden, araştırmalarından onların ürettiği bazen sahte, bazen yönlendirmeli, bazen satın alınmış makaleler, köşe yazarları vesaireler üzerinden yapıyorlar bu sistemi, kuruyorlar. Doğru, çok doğru. Öyle bir kuşatıyorlar ki hocam. Bir de yani onun doğru olduğuna inanıyorsunuz. Yalnız hocam, bunu bizim görme şansımız yok. Şu üçüncü mekanizma nasıl işlediğini. Dördüncü bir mekanizma var. O mekanizmayı zaten eğer çözebilsek zaten hadise ayan beyan ortaya. Bu üçüne de
kaynaklık teşkil edip güç veren, enerji veren bir felsefe, bir inanç ve bir paradigma var. Yani mesela dünyada şu an ister Afganistan olayı, ister yaşadığımız pandemi olayı, ister Suriye hadisesi, Ermenistan hadisesi, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin tamamı öncelikle bunu kavrayabilmek için bu dörtlü mekanizmanın ne olduğuyla ilgili biraz malumat sahibi olmanız gerekir. Malumat sahibi değilseniz bu konuyla ilgili muhtemelen parçacı yaklaşacaksınız. Benim bu söylediğim bütüncül yaklaşım. Mesela siz bu bütüncül dörtlü mekanizmayı çözememişseniz finans ayağında ilgili konuşacaksınız. Söyledikleriniz doğrudur. Ama hakikat değildir. Doğru ve hakikat arasında fark var. Fark var. Doğru nedir? Bir, görecelidir. İki, zamana ve şartlara göre değişebilen bir şeydir. Ama hakikat hiçbir şart altında değişmez. Bu arada bu bir çay sohbeti, çay içebilir miyiz? Tabii ki hocam, tabii ki, süper. Vallahi bir şey diyeceğim, geç bulduk sizi. Bundan sonra bu sohbetinizi daimi yapalım inşallah. Arada mutlaka yapalım böyle. Hay. Yani tadına doyum olmuyor. Yani daha yeni başladık ve ben çok beğendim yani, çok güzel. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Katkı sağladığımıza inanıyorsanız her zaman. Estağfurullah hocam, sizin yanınızda biz. Estağfurullah. Zaten bu mekanizmanın şöyle bir özelliği var. Bu dünyadaki kurulu bir mekanizmanın şöyle bir özelliği var. İnsanların meseleyi bütüncül kavramasını engellemek için mikro düzeyde insanlara doğruları veriyorlar. Mikro düzeyde. Yani bu mekanizmanın şöyle bir çalışma sistemi var. Türker Bey, siz de iyi bilirsiniz. Bu mekanizma kendisine küfretme hakkı veriyor. Kendisini eleştirme hakkı veriyor. Hatta diyor ki dünyada böyle bir sömürü sistemi var. Bu sömürü sistemini yıkmak için size bir merdiven de veriyor. Ve o merdivene çıkıyorsunuz ama her nedense merdiven hep kısa kalıyor. Hocam çok güzel. Ya çok güzel nokta atış yapıyorsunuz. Yani şimdi insanlar diyor ki ya diyor dünyada bir sömürü sistemi var. Dönen dolaplar filanlar var. Bak ben onu eleştirebiliyorum diyor. Çok affedersiniz, özür diliyorum. Küfredebiliyorum diyor. Onu diyor işte yerden yere bulabiliyorum, tenkit edebiliyorum. Bu özgürlüklerim var. Bak demokrasi var. Ama hep kovanın ipi kısa kalıyor. Bir türlü suya değmiyor. Ama bu çünkü merdiveni kendisi yapmış. Onun kısa olduğunu biliyor. Senin akşama kadar bağırman, eleştirmen, küfretmen onu hiç rahatsız etmiyor. Çok doğru hocam. Tam o sistemi yaşıyoruz. Tam yani. Yani mesela düşünün şimdi. Şimdi bu dörtlü, yani buna pek çok şey eklenebilir ama özetin özetidir. Hani süremiz sınırlı olduğu için Türker Bey, işi biraz hap haline getirmek lazım. İnsanların zihnini böyle çok fazla da boğmanın, akademik laf salatasına gerek yok. Çıkarım, sonuç, çıktı önemli bence yani. İmam Şafii öyle der yani, ilim tasniftir der. Yani çok kelime bilmek değildir. Onu tasnif edip sınıflandırmaktır. Nokta atış haline getirmek. Evet. Şimdi mesela birinci mekanizmadaki mesela pandemi en çok vurduğu yer nedir? Ekonomi ve sağlık. İnsanları değişime ve dönüşüme zorlamanın en kestirme yolu nedir? Aç bırakmak ve öldürmektir. Tabii. Yani bir insanı mesela derler işte bir insanı değişime zorlamanın, onda davranış değişikliği meydana getirmenin en kestirme yolu onun sağlığıyla ilgili, yaşamıyla ilgili, can güvenliğiyle ilgili korku üflemektir.
tedirgin etmektir. Ya da sofrasındaki ekmeği azaltmaktır. Şimdi 2 yıldır yaşadığınız pandemi süreci insanlara dönük yüzü nedir? Bir can korkusu, 2 ekonomik kaygıları, değil mi? Şimdi bu korku psikolojisi içerisindeki insana her türlü dolmayı yutturabilirsiniz. Öyle de oluyor hocam biraz. Ve nitekim dediğiniz gibi insanlık giderek şuraya doğru gidecek. Eğer siz yaşamak istiyorsanız arkadaş demokrasiden ödün vereceksiniz. Ya. Yani özgürlüklerden ödün vereceksin. Yani evet evet yani mesela ve insanlar buna okey diyecek. Çünkü gücü de burası. Ya ve bakın dikkat edin şimdi. İnsanlığın gittiği yön bakımından ne kadar aslında tehdit edici, indirgemeci, aslında kazandıklarımızı kaybeden bir sürece doğru gidiyoruz. Hani teknoloji insan içindi, hani bilim insan içindi, hani insan hakları, demokrasi ve özgürlükler bu bilimsel teknolojik gelişmeler sayesinde insan daha insan olacaktı. Yani demek tam tersi işliyor süreç, tam tersi. Tam tersini işliyor. İşte demek ki o zaman bu mekanizma dünyada neler oluyor kavramının içerisinde işte bu mekanizmayı çözmek gerekiyor. Sizin de yayınlarınızda zaman zaman ben takip ettiğimden biliyorum. Yani özellikle bu Amerikan bir dolarının üzerindeki o göz ve aslında adamlar bunu orada şematize etmişler yani. Dünyayı nasıl yönettiklerinden, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada nasıl bir mekanizma kurduklarından ve bu mekanizmayı nasıl işleteceklerinin ipuçlarını orada o piramitte şifreli bir şekilde ama erbabı biliyor. Evet. Ve bunu ve şu an o bir doların üzerindeki unknown captives zafere de ulaştık diyor adam yani. Evet. Bunu başardık diyorlar. Şimdi dünyada neler oluyorun özeti şu 3 kelimedir. Hani çok şey konuşulabilir Türkiye'de. 2000'li yıllara kadar hümanizm çağı idi. Şimdi transhümanizm denilen dönemdeyiz. Bu da asıl gidilmesi gereken yerin bir ön evresi transhümanizm, posthümanizm. İnsan ötesi yeni bir varlığa dönüştürecekler bizi. Bu da onun ara formundayız. Transhümanizm döneminde. Hmm. Hani ilerideki posthümanizme altlık teşkil eden ana. Peki bu nedir? Aslında bu Kur'an-ı Kerim'de şeytanın Rabbimize Nisa suresi 118 ve 119. ayette söylediği ben onların yaratılışlarını bozacağım ayetinin, yani bu şeytani aklın, yani bu 4. katmandaki paradigmanın ve felsefenin aslında şu an biz icraya dökülmüş, hayata aktarılmış, pratize edilmiş halini yaşıyoruz Türker Bey. Müthiş. Evet. Yani, peki hocam, bu ne kadar öngörüyorsunuz? Bu süreç ne kadar sürecek ve daha nelerle karşılaşabiliriz? Şimdi siz de tarih okumalarını yapan birisiniz. Bu gibi zaman dilimleri çıkış için de müthiş bir yol olabilir, çöküş için de. Bu dönemde bu meselenin farkında olan sizin gibi aydınlar bu meseleleri yaygınlaştırır, insanlarda farkındalık oluşturur ve bu makyajı, bu tezgahı, bu dümeni, bu üç kağıt ekonomisini çözmelerine insanlarda bunda bilinçlenme var. Artık insanlar mesela sorguluyor mesela. Evet. Z kuşağının tehdit kısmı var ama fırsat kısmı da var. Nedir o? Mesela Z kuşağının bir ideolojisi yok. Yani onu ikna ederseniz size inanabiliyor. Ön yargısı yok. İlginç. Evet doğru doğru. Yani bir ideolojik kalıpla size bakmıyor. Eğer bu aslında avantajdır. Yani Z kuşağı aslında sıfırdır. Yani ama sıfır netice itibariyle iyi bir başlangıçtır.
Ama sana ön yargı gözlüklerini takarak baktığında onu ikna etmek çok zordur biliyorsunuz. Ama Z kuşağının böyle bir renksiz, tatsız, kokusuz tarafı var. Aslında bu bizler için pozitif taraf. Eğer bizler bu zaman dilimlerinde, tarihin şu an aslında ciddi bir kırılma, evrilme ve dönüm noktasından geçiyoruz. Yani aslında tarihi bir viraj alıyoruz. Bu virajı eğer bizim gibi kadim medeniyetlerin sahibi olan milletler, müktesebatı derin, maneviyatı yüksek ve İslam gibi çok muhteşem bir nizamın eğer bizler seslendiricileri, yaşayanları ve onun tebliğcileri olmayı becerebilirsek aslında tarih bize çok güzel bir fırsat. Şunu da söyleyebiliriz Türker Bey. Önümüzdeki 20 ila 30 yıl içerisinde kıta Avrupa'sındaki 400-500 milyon insan bu küresel şeytani aklın oyuncağı haline getirildiğini fark edebilir. Uyanacaklar diyorsunuz. Ve onların kendilerinin götürüldüğü bu yanlış kulvardan, çünkü onların içerisinde gerçekten kafası çalışan ve samimi insanlar da var kıta Avrupa'sında. Ve soruyor mesela Alman, Jürgen Habermas var, profesör, felsefeci Alman. Almanların şu an yetiştirdiği en büyük felsefecilerden bir tanesi. Mesela babasız toplum diye bir kavram üretti Avrupa'da. Avrupa babasız bir toplum diyor. Bizi bu hale nasıl getirdiler diyor. Yani düşünebilir. Baba mesela baba figürü olmayan, mesela baba insanda Allah tasavvurunun yerleşmesine, anne figürü peygamber tasavvurunun yerleşmesine yol açan bir prototiptir. Aileyi çözdüler. Kadına özgürlük diye, çocuğa özgürlük diye babayı da liderlikten attılar. Aile sahipsiz. Ailenin, hani bir kitap var, ailenin adı yok deniliyor ya hocam. Evet. Hakikaten de baktığınız zaman yükselen başka mevzuların son 15-20 yıldır dünyada çok fazla yer kapladığını ve ailenin giderek bunda ezildiğini, yok olmaya doğru ilerlediğini görüyoruz. İşte az önce çok güzel söylediniz. Bizim gibi kadim milletlerin ya da İslamiyet'i seçenlerin bunu sahip çıkması gerekiyor galiba, değil mi hocam? Yani ne olacak? Aile nereye gidecek? Aile müessesesi. Yani güzel bir noktaya getirdik. Orada aile, çünkü önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içerisinde en çok konuşacağımız konulardan bir tanesi kadın ve aile olacak. Eğitimi olacak. Neden? Bu küresel şeytani akıl, küresel organize akıl kendi hedeflerinin gerçekleşmesinin önünde iki engel görüyor. Bunlardan bir tanesi din, özellikle de İslam. Diğeri ise aile. Çünkü bu küresel şeytani aklın bütün paradigmasını çökerten yegane kurum ailedir. Düşünün şimdi, çocuk okula gitti. Okulda öğretmen dedi ki Allah yok, haşa. Eve geliyor akşam, babasına soruyor. Baba diyor, ya diyor, bizim öğretmen dedi ki Allah yok. Ne diyorsun? Oğlum boş ver onu diyor. Bak bizim Kur'an'ımız var, Rabbimiz var, peygamberimiz var. Bak onun okulda verdiği zehri ne yaptı aile? Panzehirle temizledi. Evet. Yani bu küresel aklın yaptığı bütün masrafı boşa çıkar. Dolayısıyla aileyi bilerek çökertiyorlar. Çünkü aile bu işin pansehiri. Aileyi özgürlük adı altında, bakın, sihirli ve zehirli bir kelime üzerinden. Bakın, özgürlük kelimesi kendisi sihirli. Ama şu an kullanılma biçimi zehirli. Evet, evet. Hani diyorlar ya, zehiri altın tas içinde sunarlar, bal da onun suç ortağı. Tam böyle bir durum yani. Dolayısıyla birincisi aile, ikincisi din. Din neden bu küresel şeytani aklın önünde bir engel? Çünkü dinin özünde merhamet, muhabbet, marifet ve adalet vardır. Bunlar ise
dünya üzerinde güce dayalı, kuvvete dayalı, imtiyaza dayalı, seçkinci ve elitist, Jacoben bir anlayışları var. Adalet bunların işine gelmez. O nedenle Birleşmiş Milletler'i kurarken 5 tane eşkıya devlet var. 5 tane eşkıya devlet ne derse o oluyor. Evet, maalesef. İşte dünyada silah üreten ve silah satan 5 tane eşkıya devlet yani. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Şimdi tezgah böyle çalışınca ve birbirleriyle senkronize çalışıyor. Hatta akademisyenler, bilim insanları, literatür, buna ait üniversiteler nereye götürüldüklerini bile bilmiyorlar. Ya düşünsenize, bu kadar bilimsel bir çağda yaşıyoruz. Her bilimsel yenilik ve teknolojik gelişme sonumuzu getiriyor ve bir Allah'ın kulu buna isyan etmiyor ya. Edenleri de susturuyorlar hocam. İşte böyle şey mi, cahil misiniz falan diyorlar. Mekanizma öyle çalışıyor. Yani şimdi alaya alma, küçük görme. Gene yani. Bunları görüyoruz çoğunlukla. Evet. Mesela Türkiye'de benim hani bir böyle birkaç böyle ciddi araştırma var. Bu COVID ile ilgili mesela bizim geleneklerimizden getirdiğimiz bir takım çalışmalarla ve laboratuvar çalışmalarla COVID'i, o virüsü etkisiz hale getirecek pek çok çalışma var. Bunlar gidiyor, uluslararası bilim kurullarına müracaat ediyor. Onay vermiyorlar. Evet. Ya diyeceksiniz ki arkadaş, insanlık ölüyor. Herkes canı burnunda. Bunlar nasıl? Bu böyle bir mekanizma. İnsanların ölmesi onlar için önemli değil. Hedeflerin gerçekleşmesi önemli onlar. O nedenle dünya bu haydutlara bırakılmamalı. İşte peki hocam. Türkiye çok önemli. Yani Türkiye bu mekanizmayı bozabilecek, bu oyunu bozabilecek alt kültüre, o hazır bulunuşluğa sahip bir ülke. Hem kadim anlayışı, medeniyet anlayışı bakımından, hem de artık kaliteli insan sayısı Türkiye'de, eğitimli insan sayısı elhamdülillah yeterinde var. Evet. Mesela 40-50 yıl önce aynı cümleyi kuramazdık. Ama bugün araştırma geliştirmeye ayrılan para bakımından, inovasyona ayrılan para bakımından, devletin bu işlere verdiği destek bakımından, bir de özel sektörün artık biraz sermayesini bu işlere aktarması bakımından, Türkiye'de istenilen oranda olmasa bile, yani bir ışık taşıyabilecek ciddi bir artık topluluk var. Ve bu İHA'sından, SİHA'sından tutun pek çok 10-12 sektörde Avrupa'yı geçmiş durumdayız yani. Onlar bizim gerimizde mesela. Hocam peki aile dediniz. Gençleri şöyle bir 5-6 dakikada onu konuşup bitirelim. Z kuşağı dedik. Z kuşağı ne verirseniz aslında şu an alabilecek durumda dediniz. Biz nasıl koruyacağız bu tehlikelerden, bu şeytani düzenden? Gençlerimizi korumak için bize altın öğütler verebilir misiniz hocam? Eyvallah. Şimdi özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Şair İsmet Özel'in çok güzel bir sözü var. Der ki, bu dünyada yaşanan mekanizmadan, bu günah tsunamisinden, olumsuz bu sosyal medyanın ve dünyada oluşturulan bu gayri insani, gayri İslami bu fırtınadan kendinizi korumak ya da etkisini minimize edebilmek için sizin iki şeyi çok ciddiye almanız gerekiyor diyor. Bir, çok iyi bir eş ve aile sahibi olmanız gerekiyor. Yani özellikle gençler evlenirken, hani gençlere tavsiye anlamında, insanla evlilik yap.
yapmayın. Yanlış insandan kastımız da öncelikle ahlaki ve insani erdemlerle donanmış kişileri tercih edin evlenirken. Onlara şunu söylemek istiyorum. Aşık olduğunuz kişiye değil, güvendiğiniz kişiyle evlenin. Çok doğru. Çünkü aşk hali insanın aklının perdelendiği haldir. Ama güvendiğiniz insana aşık olmak mümkündür. Heh. Ama her aşık olduğunuz insana güvenemezsiniz. Çünkü o lay lay lom lay lay lomlu olan bir şeydir yani. Onun metresi kilosu yoktur. Bunu söylerken aşık olmak kötü bir şeydir anlamında söylemedim. Şimdi gençler pratik çözüm istiyorlar. Aşık oldum diyor. Evleniyor 6 ay sonra boşanıyor. Lan aşık olduğun insanla 6 ay sonra boşanılır mı? Bu çok fazla yaşanıyor hocam. Dolayısıyla biz gençlere diyoruz ki aşık olduğunuz insanla değil güvendiğiniz insanla. Çünkü güven ise insanda ancak belli bir takım testlerden geçtikten sonra insana güvenirsiniz. Öyle değil mi yani? Tabii. Güvendiğiniz insanla birincisi diyor ki iyi bir aile, iyi bir eş. Birincisi bu. İkincisi sizi her şart altında satmayacak dostlar, arkadaşlar edinin. Peki hocam biz böyle arkadaşları nereden bulacağız diyorlar gençler bana soruyorlar. Cevap, sen öyle biri olduğun zaman Allah öyle birilerini karşına çıkaracak zaten. Sen öyle biriysen kesinlikle öyle dostların olacak. %100 geliyor, %100. Değil mi yani? Bir de tencere yuvarlanır genelde kapağını bulur. Evet. Davul dengi dengine çalar. Yani boşa söylenmemiş hocam. Tabii yani bunların hepsinin bir anlamı var. Mesela bozkırda gül yetişmez. Gül ona uygun toprakta yetişir. Siz arpa tohumu atmışsınız, buğday bekliyorsunuz. Olmaz. Mesela ben bir de gençlere şunu tavsiye ediyorum. Sosyal medyayı sakın kullanmayın, etmeyin. Böyle bir şey söylemiyorum. Ama şu an dünyadaki verileri kullanıyoruz. 100 insandan 82'si sosyal medyayı haz, keyif, zevk ve konfor amaçlı kullanıyor. 100 insandan 82'si haz, keyif, zevk, konfor, oyun amaçlı kullanıyor. Çok ciddi bir oran maalesef. 100 insandan 18'i kaliteli, etkili, nitelikli kullanabiliyor. 5 kişiden 1 kişi. Şimdi sosyal medya veya internet bunlar kötü şeyler değil. Kullanılma biçimi yöntemiyle kötüleştirilir. O nedenle gençler bu mecraları pozitif kullanırlarsa inanılmaz şekilde kendilerini geliştirirler. Kendilerini bu noktada segment yükseltirler. Yeni ufuklar, yeni vizyonlar, yeni hedefler, yeni amaçlar, yeni stratejileri buralarda gerçekleştirmek çok daha kolay. Ve milyonlarca insana ulaşmak çok daha kolay. Çok. O bakımdan gençlerin nitelikli ve kaliteli kullanmasını tavsiye ediyoruz. Yoksa sosyal medyanın kendisi bizatihi kötü bir şey değil. Biz şu an sosyal medya aracılığıyla konuşuyoruz. Ve ne kadar olumlu pozitif şeyler konuşuyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla bize takılan kazanır kardeşim. Hocam vallahi müthişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bence tam burada virgülü atalım. Çünkü bize eyvallah. Takılan kazanır dediniz ya. Bunun devamını yapalım birkaç haftaya. Okey. Eğer okay. Siz uygun olursanız kesinlikle yapalım. Türker Bey ben sizinle sohbet çok keyifli. Sizinle birlikte olmayı ben de arzu ederim. Tamam hocam. Birlikte paylaşımlarınız için ben de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun diyelim. Çok sağ olun. Razı olsun. Selamlar diliyorum. Bizi takip eden herkese çok teşekkür edelim. Önümüzdeki pazartesi yine saatler 22'yi gösterdiğinde bizler burada olacağız efendim. Hoşça kalın. İyi geceler diliyoruz. Eyvallah sana.